Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bartın'ı hizmetlerin en iyisiyle buluşturmak için belediye başkan adayımız Sayın Atıç Günal ve belediye meclis üyesi adaylarımızla sevgili halkımızın huzuruna çıktık. Allah utandırmasın inşallah. Saygıdeğer il başkanım, ilçe başkanım, parti yöneticilerimiz, meclis üyesi adaylarımız ve kıymetli basın mensupları. Öncelikle sizlerle bir araya gelmekten dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de bildiği gibi Bartın'ı hak etmiş olduğu gelişmişlik seviyesine taşımak için Bartın Belediye Başkanlığı'na aday olduk. Ve belediye meclis adaylarımızla birlikte çok güçlü bir yönetim sergileyerek bunu başaracağımızı çok iyi biliyorum. Halkımızdan tek isteğim 31 Mart günü sandığa gidip beni ve ekibimi göreve getirmeleridir. İnşallah 1 Nisan sabahı göreve geldiğimizde daha güçlü, daha gelişmiş ve daha yaşanabilir bir Bartın için ekibimizle birlikte projelerimizi hayata geçireceğiz. Sizlere projelerimizden bahsetmek istiyorum. Şehrimizin en önemli problemlerinden biri olan trafik sorunumuz, işinde uzman profesyonellerin katılımlarıyla oluşturacağımız komisyon ile birlikte tamamen ortadan kaldırılacaktır. Trafik probleminin başlıca nedenlerinden olan 3 adet katlı otopark yapmak istediğimiz projelerimizdendir. Sadece Bartın'ın büyüklüğünü değil, diğer şehirlerimizi de kapsayacak şekilde kongre merkezi düşünüyoruz ve böylelikle İç Anadolu ve Orta Anadolu'daki şirketlerimizin toplantılarını, kamplarını burada yapmaları için bir alan oluşturmak istiyoruz ve burada Bartın'ın yaz ve kış turizmine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca şehrimizde 15-20 yılda bir veya 30-40 yılda bir olan sel felaketleri şu anda neredeyse bir yılda 2-3 kere başımıza gelmektedir. Bunun en önemli ve başlıca nedeni ırmağımızın artık içerisinin dolmuş olmasıyla ilgilidir ve bu temizliğin acilen ve şiddetle yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı ırmak ıslahının acilen yapılarak daha sonra da Yalı bölgesinden Kanlı Irmak Caddesi'nin sonuna kadar ırmağımızı turizme açmak istiyoruz. Turizme kazandırıp Hendekyanı Caddesi ve çevresindeki caddelerin ve oradaki esnaflarımızın kalkınmasıyla Bartın'ımızın ekonomisinin kalkınmasını sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca belediyemize ait binalarda ve bunların uygun olan bölümlerinde güneş enerji sistemlerini faaliyete geçirip bu güneş enerji sistemleriyle 3-4 yıl sonra kendini amorti ettikten sonra bunların Bartın'ımıza sürekli bir gelir kaynağı olarak, Bartın Belediye'mize sürekli bir gelir kaynağı olarak dönüşmesini şiddetle ilk olarak hayata geçireceğimiz projeleri arasında görmekteyiz. Bununla birlikte her mahallemizde seçime gelir gelmez muhtarlarımızla yapacağımız görüşmeler sonucu her mahallemizde sosyal tesislerin hepsini bir an önce bitirip buradaki ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ve burada sosyal hizmete, sosyal hizmet bekleyen vatandaşlarımıza bu hizmetleri bir an önce getirmek için ilk adım atacağımız hizmetlerimizden biri olacaktır. Ayrıca yazın bile birkaç hafta sonu haricinde tamamen halkımızın bile artık hizmet almaktan mahrum kaldığı İnkum'una katlı otopark projemiz var ve İnkum kumsalında yapacağımız kafe benzeri oluşumlarla buradaki turizmi katlı katlı artırmak istiyoruz ve herkesin trafik konusunda da bir rahatlama yaşamasını istiyoruz. Bunun haricinde ben 4-5 günden beri sanayi bölgesindeyim. Sanayi esnafımızın çok büyük sıkıntıları var. Bunlarda güvenlik sıkıntısı var. Bunlarda çalışacak artık yer bulamıyorlar. Dükkan tutmak isteyen arkadaşlarımız yeterli alana sahip değiller. Onun için yeni bir sanayi sitesinin oluşulması aşikar. Bunun için ilk olarak acilen bununla ilgili çok güzel bir planlama yapıp
büyüklüklerine göre küçük, orta ve büyük olarak 3 çeşit yapılanma olup bunların da yine üzerlerinde güneş enerji sistemleri oluşturulup sanayi sistemimizde, yeni sanayi sistemimizde kendi enerjisini kendi üreten ve herkesin medeni olarak çok güzel yararlanabildiği, hepimizin otopark sorunu yaşamadığı, güvenlik sorunu yaşamadığı ve ortaokul seviyesinde sanayimize hizmet vermek isteyen çocuklarımızı da yetişebilecekleri bir alanı oluşturmak istiyoruz. Bunun haricinde amatör sporlarla ilgili eksiklerimiz çok fazla. Amatör futbol kulüplerimiz tesis sorunu yaşamakta, stat sorunu yaşamakta ve bu stat sorununu yaşadığı için altyapımız çok kötü. Altyapımızın çok kötü olması Bartın Spor'u da etki etmekte. Bartın Spor'un ileri gidememesi Bartın'ımızın büyüyememesini de sağlamaktadır. Belediyenin görevi Bartın Spor'a ve amatör sporlara tam olarak destek verip sürekli gelir sahibi olmasını sağlamaktadır. Sağlamalıdır. Ve herkesin merak ettiği AVM projesi Bartın esnafımızın ekonomisini etkilemeyecek şekilde yerinin tasarlanıp burada Bartın'ın artık tek AVM'si olmayan teki, o nedenden dolayı Bartın'ın bir AVM'ye ihtiyacı şiddetle vardır ve artık bu herkes tarafından dile getirilmektedir. Bizim de buna duyarsız kalmamız mümkün değildir. Ondan dolayı AVM ile ilgili yer gösterilmesi belediyece artık mecbur hale getirilmiştir. Gençlerimiz için yapacağımız projelerden en önemlilerinden bir tanesi ki artık herkes teknolojiye, bilgiye ulaşmanın anlık olduğu noktada toplu olan, yoğunluk olan bölgelerde ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilmesi gerekmektedir. Bu sadece gençlerimiz için değil, tüm halkımız için aslında gereklidir. Artı olarak acil toplama merkezleri yapılmalıdır. Şehrimizde Allah'a şükür şu ana kadar bir deprem yaşanmamıştır yakın zamanda. Ancak sel, deprem veya daha farklı doğal afetlerde halkımızın krize girmemesi için önceden bizim bunu planlamamız gerekmektedir ve acil toplama merkezleri herkesin ulaşabileceği ve sıkıntı olmayacak bölgelerde düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun haricinde Bartın'ın artık risk haritasının, deprem risk haritasının oluşturulması gerekiyor. Herkes oturduğu binanın nasıl bir bina olduğunu, ne kadar güvenli olduğunu bilmek zorundadır. Bununla ilgili mecburi bir yaptırım olmamakla beraber bu yapı sahiplerinin nasıl bir şeyin içinde olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Bunun haricinde tarıma destek vermek istiyoruz. Tarıma tohum desteği vermek istiyoruz. Artı olarak en önemlisi de küçük arsaları insanlar traktör ve benzeri yatırımlar yapamadığı için tarıma kazandıramıyor. Ondan dolayı küçüklü büyüklü bütün arsaları bir kooperatif altında toplayıp bunlar için belediye olarak traktör hizmeti, yakıt desteği vererek, gerekli tohum desteği de verilerek orada çalışacak arkadaşları da belirleyip burada kişilerin arsalarını, tarlalarını, boşta duran tarlalarını tarıma, elverişli olanlarını tarıma kazandırmamız gerekiyor. Ve buradan gelecek kazancın kendi hissesi oranında kendi payına düşeni de vatandaşlarımıza da bir kira bedeli olarak vermeyi düşünüyoruz. Ve Bartın daha sonra Türkiye olarak bizim büyümemiz için bu girişimleri yapmamız gerekiyor. Benim projelerimden birkaç tanesi böyle, daha da fazlasını artırabilirim ama sizin değerli vakitlerinizde daha fazla istemiyorum. Sormak istediğiniz soru varsa cevaplayabilirim. Onun haricinde söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Var mı arkadaşlar? Atınç Bey, ben şeyi soracağım. Şu an arkamızda bir çalışma yürütülüyor. Dere evet. ıslahı ile ilgili. Gördüğünüz bu yolun ırmaktan yüksekliği ortalama 15 metre civarında. Ama arkamızda şu anda bir çalışma var. 25 metre yükseklikte aynı cam fanus koyuluyor. Herhangi bir mantığı var mı sizce? Bu 15 metreden sonra su taştıktan sonra 25 metreye trilyonlar harcayıp da cam fanus neden konulur? Şimdi bunun projesini yapan arkadaşımız mutlaka bir şeyleri düşünmüştür. Bunların basınç dayanımına, buranın seri getirimiyle ilgili yapmış olduğu projede açıklamalarını yapmışlardır. Ancak burada benim
şahsi fikrim, bir kere bu olayın yapılması buranın turizm olarak bitmesi için bir numaralı neden. Kesinlikle buranın tamamen, insanlar şu anda ortaya çıkmadığı için tam olarak algılayamıyorlar ama bu olay ortaya çıktıktan sonra çok büyük bir tepki alacağını düşünüyorum. Ve bunun geri dönüşümü de yok. Çünkü yaklaşık olarak 500 milyon liralık da bir yatırım. Bunun yerine bu ırmağımızın temizlendiği zaman zaten bu olayın %99'u çözülecekti. Hiçbir şekilde bu noktalara varmayacaktı. Ama ortaya çıkacak bir duvar. Duvar yani burada burayı kanal haline getirip resmen artık buradaki turizmi engelleyeceğini düşünüyorum. Bu nedenden dolayı zaten bu bizim çoğu mühendis ve mimar arkadaşlarımız tarafından da zaten onaylanmayan bir proje. Ama zaten bize onay olarak değil, bilgi olarak sunuldu. Onaylandıktan sonra bize bilgi olarak sunuldu. Ben şahsi olarak da bu yatırımı doğru bulmuyorum. Var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.